diyecektir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak bu zorlu dönemi aşmanın mücadelesini verirken aynı zamanda 2019 mahalli seçimlerine de hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde milletimizden 5 yıllık bir yetki aldık. Mahalli seçimlerden de başarıyla çıkarak 5 yıllık bir dönemde önümüzü gördüğümüzde orta ve uzun vadeli projelerimize daha sıkı sarılma imkanı elde edeceğiz. Teşkilatlarımızın şimdiden tüm güçlerini ve zamanlarını mahalli seçimler için seferber etmeye başlamaları gerekiyor. Arkadaşlar, kongrelerimizi neredeyse büyük bir çoğunluğunu yeni yaptık. Şimdiden hazırlanmamız lazım. Ve mahalli seçimlerde de bütün oyunları bozmamız gerekiyor. Ve oradan güçlenerek çıkmamız lazım. O bakımdan karşılığı olan güçlü isimlerle bu seçimlere gireceğiz. Yani sırtını partiye dayayarak değil, önce benim karşılığım nedir? Ardından da tabii ki partinin adayı. Dürüst olacak, ehliyet, liyakat sahibi olacak, tevazu ehli olacak ve toplumun içinde sevilen, takdir edilen isimler olacak ve bu isimlerle beraber de inşallah biz Mart 2019 yerel seçimlerine gireceğiz. Aday belirleme çalışmalarımızı inşallah biraz erken de olsa öne çekip çalışmaları ona göre yürüteceğiz. Ancak gerek teşkilatlarda gerek diğer görevlerde bulunan hiçbir arkadaşımızın genel merkezimizle istişare etmeden harekete geçmemesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki her görev bizim için kıymetlidir. Hiçbirimiz Okçular Tepesi'ni boş bırakmayacağız. Kendisine aday olduğu resmen tevdi edilene kadar her arkadaşımızın mevcut görevlerini hakkıyla yerine getirmesi şarttır. Belediye başkanlarımızdan yeniden aday gösterilenler zaten işlerine ve seçim çalışmalarına devam edecekler. Bu bayrak yarışında görev değişikliği durumu ortaya çıkan arkadaşlarımızın ise yeni belediye başkanı gelene kadar en küçük bir eksikliğe, aksaklığa mahal vermeden vazifesini yürütmesi gerekmektedir. Seçimlere doğru giden süreçte eksiklik, aksaklık gördüğümüz yerlerde ihtiyaç duyulması halinde teşkilatlarımızı revize edebilir, güçlendirebiliriz. AK Parti olarak hedefimiz mahalli idareler seçimlerinde 2014'e göre oyumuzu ve belediye sayımızı artırarak çıkmaktır. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve mecliste Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapmıştık. Mahalli idareler seçimlerinde böyle bir imkan olur mu? Bakacağız. Eğer böyle bir imkanı karşılıklı olarak hakikaten ortaya koyabilirsek biz birlikte bunu da değerlendiririz. Çünkü Cumhur İttifakı'ndaki dayanışmamız neyse yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Önce tabii ki arkadaşlarımız ön görüşmelerini yapar, ardından da liderler olarak biz de oturup konuşuruz. Şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mahalli idarelerdeki gücünü artıracağına inanıyorum. Şayet bu mümkün olmazsa da kendi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer partilerin de gizli veya açık benzer ittifak arayışları içinde olduğunu biliyoruz. Biz milletimize karşı hep hasbi olduk. Açık olduk. Samimi olduk. Şimdi de aynısını yapacak. Her şeyi milletimizin gözü önünde konuşacak, tartışacağız. Önümüzdeki seçimleri ideolojik hamasetle pozisyonlarını koruyan iş bilmez,
muhalefet belediyelerinden milletimizi kurtarmanın bir fırsatı olarak görüyoruz. Batıda ana muhalefet partisi, doğuda bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok belediyede adeta taş üstüne taş koymadan sırf ideolojik kamplaşmayla bugüne kadar yönetimde kalmayı başardı. Ama bu defa eğer biz doğru adaylarla ve projelerle milletimizin karşısına çıkarsak işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da açık söylüyorum. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar. Bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. Zira biz bunun bedelini ağır ödedik. Bu milletin alın terini bu belediyelere biz al, bunları oradaki vatandaşımıza, altyapısına, üst yapısına harca diye verirken bu verdiklerimizi oraya değil de dağa gönderenlere bu defa biz aynı imkanı sağlayamayız. İşte biz kayyumlarla bakın orada kısa sürede ne gibi hizmetler yaptık, her şey ortada. Bunu Güneydoğu'daki, Doğu'daki kardeşlerim çok iyi biliyor. Bizim ülkemiz batıda ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da da o olacak. E bu çalışmaları kimlerle yapacağız? Merkezi yönetim, yerel yönetim birlikte yapacağız. Kusura bakma, biz bu paraları size verirken git kanal aç diye, ne kanalı? Affedersin, terör örgütüne kanallar aç diye vermiyoruz. Bunları git dağa gönder diye vermiyoruz. Millete hizmetkar ol diye veriyoruz. O bakımdan bu seçim çok daha farklı olacak. Ve bu seçimde demokrasinin tüm ilkeleri işleyecek, işlettirilecek. Ve hep birlikte inşallah Mart ayına bu anlayışla hazırlanacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir kez daha toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ama değerli arkadaşlar, gerek teşkilatım, gerek belediyelerim, sizlerden ricam şudur. Gönüllere girmeden netice almak mümkün değil. Unutmayın, şu temel ilkemiz olmalıdır. Hizmet gereklidir. Ama hizmet yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Gönüllere girmektir. Gönüllere girdiğimiz anda bu millet bizi hiçbir zaman unutmaz.